Çin, ABD'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik işlenen insan hakları ihlallerinin soykırım olarak tanımlanmasını yalan diyerek tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün basına yaptığı açıklamada Amerikalı senatörler Çin'in itibarını sarsmak ve ondan kişisel siyasi çıkarlar elde etmek için her türlü yalanı uydurmaya kararlılar dedi. Salı günü ABD Senatör Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve aralarında Marco Rubio'nun da bulunduğu 3 senatörün imzaladığı tasarıda Çin yönetiminin soykırım yapmaktan sorumlu tutulması istendi. Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilse de merkezi yönetim bu iddiaların yalan olduğunu söylüyor. Çin makamları Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor. Mesut Özil hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basını Özil'in Müslüman azınlıklara destek verdiği için Arsenal'da gözden düştüğünü iddia etti. Ünlü New York Times gazetesi Arsenal'da forma giyen Özil'in 10 ayda nasıl kaybolduğunu yazdı. Her şey Özil'in Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara yönelik tweet atmasıyla başladı. Çin'in tepkisini çeken bu paylaşım sonrası Özil, ülkenin en büyük sosyal ağı Weibo'daki 6 milyon takipçisi ve 50 bin kayıtlı hayran kitlesini kaybetti. Paylaşımından birkaç gün sonra Premier Lig'in Çin'deki yayıncıları Arsenal maçını yayınlamayı reddetti. Arsenal kulübü Çin sosyal medya platformundan Özil'in paylaşımının oyuncunun kendi görüşü olduğuna dair bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Öyle ki yıldız oyuncunun avatarı video oyunlarından bile kaldırıldı. 32 yaşındaki futbolcunun 20 milyon takipçisine yaptığı paylaşım sadece Arsenal için değil İngiltere Premier Lig için de sorun oldu. Arsenal yöneticileri Özil'i siyasi açıklamalardan kaçınmaya çağırdı. Arsenal'ın Çin yeni yılını kutlamak için gönderdiği ürünlerden bile ismi çıkarıldı. Son durumu geçen hafta netleşen Özil, Arsenal tarafından ne Premier Lig ne de Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı. Alman hükümetinin raporuna göre dünya genelinde din özgürlüğü üzerindeki baskı artıyor. Alman hükümeti tarafından ikincisi yayınlanan din özgürlüğünün dünya genelindeki durumu başlıklı rapora göre dini uygulama özgürlüğü ve farklı dünya görüşleri dünya genelinde giderek daha fazla baskıya maruz kalıyor. Raporun tamamında Çin'deki Müslüman Uygur azınlığa yönelik baskı ve asimilasyon politikalarına da değinen Alman hükümetinin dünya din özgürlüğü sorumlusu Markus Grubel, Çin'deki Müslüman Uygurların durumunu özellikle dramatik sözleriyle değerlendirdi. Grubel, Çin'deki Uygurların durumu hakkında Birleşmiş Milletler'den bağımsız bir rapor talep ediyorum. Avrupa Birliği de Çin'le kararlı bir diyalog yoluyla din ve inanç özgürlüğünü ele almalı, dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Washington Merkezi Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneği'nin ülkedeki sivil toplum kuruluşu statüsünü Çin Halk Cumhuriyeti yabancı misyon olarak değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Çin Komünist Partisi'nin Birleşik Cephe Çalışma Departmanı yabancı ülkelerde partinin propaganda amacıyla kullandığını ve Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneği'nin bu birime bağlı olduğunu belirtti. Pompeo açıklamasında şunları kaydetti. Tıpkı Ağustos'ta Confucius Enstitüsü ABD Merkezini de bu statüye alırken yaptığımız gibi bu adımın da amacı bu örgüte ışık tutmak ve mesajlarının Pekin'den geldiğini açıkça ortaya koymaktır. Pompeo, Pekin'in kötü niyetli etkisini ABD'de yaymak için birçok kuruluşun söz konusu departmanla ilgili olduğuna dikkat çekti. ABD, önceki aylarda da Çin'e ait medya organizasyonlarının yabancı ajanlar kayıt yasası kapsamına alınmasına karar vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'i Sri Lanka'ya kötü anlaşmalar ve yolsuzluklar getirmekle itham etti. Resmi temaslar için Sri Lanka'da bulunan Pompeo, mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında Çin hükümetinin Sri Lanka'daki faaliyetlerini eleştirdi. Pompeo, ABD ve Çin'in Sri Lanka'ya yaklaşımlarıyla ilgili kötü anlaşmaları, kara ve denizdeki kanunsuzlukları ve egemenlik ihlallerinden Çin'in avcı olduğunu görüyoruz. Ama ABD farklı şekilde yaklaşıyor. Biz ortak ve dost olarak geliyoruz ifadesini kullandı. Bu arada Pompeo, Cumhurbaşkanı ile Sri Lanka-ABD ekonomik işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Hindistan ziyaretinin ardından Sri Lanka'ya gelen Pompeo, buradaki temasları sonrası Maldivler ve Endonezya'yı ziyaret edecek.